Evet, sanırım yayınımızda başladı. Sektör Konuşmaları serimizin 8. bu dönemin ise ilk sohbetine öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz oyun sektörünün bir parçası olmuş Substance Designer programının profesyonel olarak kullanıcılarından Cem Tezcan. Merhabalar Cem Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun davet ettiğiniz için. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Valla biz asıl teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. İTÜ-OTG olarak sizi burada sektör konuşmalarında ağırlamaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Yani biz gençlere yol göstermek ve tecrübelerinizi paylaşmak için bizimle bu sohbet etkinliğini kabul ettiğiniz için gerçekten teşekkür ederiz. Ne demek, ben teşekkür ediyorum. Bir yardım olabilirse ne âlâ. Valla ben şahsen kendi adıma heyecanlıyım. Merakla bekliyorum bize anlatacaklarınızı, tecrübelerinizi, işlerinizi. O yüzden ben çok da fazla başlangıç kısmını uzatmak da istemiyorum. Sunumunuz için sözü size bırakacağım. Kendinizi kısaca tanıtarak sonra da bize göstermek istediklerinizi göstererek sunumu başlatabiliriz. Tabii ki. Bir slideshow hazırlamıştım bununla ilgili. Şu an ekranda görünüyor olması lazım. İsmim Cem Tezcan. Ankara'da yaşıyorum. Ve 38 yaşındayım. Ne kadar önemi var bilmiyorum bunun ama. Yaklaşık 2006'dan beri sektördeyim. Bu işle ilgili olarak amatör girişim 2005 gibi başladı. Takiben de yavaş yavaş sektörde yer etmeye başladım. O dönemler istatistik bölümünde yüksek lisans yapıyordum. Hacettepe İstatistik Bölümü mezunuyum. Çok da alanın üzerine bir eğitim aldığım söylenemez. Sonradan yüksek lisans yaparken aynı okul ve bölümde bir yandan da hobi amaçlı olarak bu işlere giriştim. Ağırlıklı olarak o dönem 3D generalist denebilecek şekilde çalışmaya başlamıştım. Daha doğrusu kendimi o şekilde eğitmeyi denedim. Çünkü kaynaklar da sınırlıydı. Elde ettiğiniz bir kitapla vesaireyle öğrenebiliyordunuz programları. 3D Studio Max kullanıyordum o dönemler. 2009 gibi de yavaş yavaş o dönem daha dikkatimi çeken Modo ile üç boyutlu modelleme yazılımı o tarafa kaydırarak pahalı olan 3D Studio Max'ten de kurtularak bir şekilde sektörde devam etmeye başladım. Çelik konstrüksiyon sektöründe bu arada iş hayatına, profesyonel hayata başladım. Proje departman yöneticiliği yaptım uzun süre. Hobi olarak da bir yandan bu çalışmalarımı ilerletiyordum. Bir yerden sonra da artık istifa edip kişisel girişimim olan şahıs şirketim üzerinden faaliyet gösteriyorum. Yani freelancerım. Şöyle denebilir kendimi konumlandırdığım şey olarak da istatistikçi, teknik tasarımcı ve bilgisayar grafikleri sanatçısı olarak daha çok görüyorum. Bunlarla ilgili olarak da ürün tasarım ve ürün geliştirme yapıyorum. Bunlar daha çok elektronik ürünler veya üretilmiş ürünlerin ters mühendislikle görselleştirilmesi işleri, aynı zamanda da yine profesyonel olarak sektöre verdiğim bir hizmette CAD modellemeyle yapılmış elektronik ürünlerin dış plastik tasarımlarını yapıp bunların enjeksiyon ile üretilmesi gibi faaliyetler oluyor. Bunların yanı sıra parametrik modelleme, subdivision modelleme gibi işlerle uğraşıyorum. Prosedürel PBR kaplama özellikle bugünün konusu olan Substance Designer'a özgü bir yaklaşım. Prosedürel kavramı da kendi içinde aslında bayağı geniş bir kavram ama genel olarak çok fazla dışa bağımlı olmayan, kendi içinde generatif dediğimiz, kendi kendine rastgeleleştirilebilen bir workflow üzerinden kaplama geliştirmeye deniyor. Bunların PBR olmasının da büyük bir avantajı var tabii. Özellikle oyun teknolojileri üzerinde ve gerçek zamanlı motorlarda bunu rahatça kullanabiliyoruz. Fotorealizmi seviyorum. Daha çok yaptığım çalışmaları buna
meyletmeye çalışıyorum. Ağırlıklı olarak realistik objeler ve gerçek orantıda modeller üzerine çalışmak ilgimi çekiyor. Gerçek zamanlı motorlara da ilgim var. Bunlar arasında Unreal Engine'i seviyorum. Zaten onu kullanabiliyorum. Unity'ye hiç yaklaşamadım şimdiye kadar. Bir de Marmoset Toolback bu konuda gerçek zamanlı motor sınıfına alınabilir. Onunla da görselleştirme yapmak hoşuma gidiyor. Hobilerimi de görüyorsunuz yine burada. Benden bayağı bahsettik. Fotoğraftaki de benim bu arada, hiç benzemese de buraya geçebilirim. Yaptığım çalışmalar arasında environment design ya da ortam tasarımı olarak bu çalışmalarımı seçtim göstermek adına. Sol üstteki Daggerfall isimli oyunun bir fan art çalışması. Diğerleri daha çok retro bilgisayarlar üzerine yaptığım nostaljik sahneler. Bu tür ortamları ve bu tür elektronik ürünleri çok seviyorum. Özellikle de bunları modellemekten ve daha çok bunların bulunduğu ortamlar modellemek hoşuma gidiyor. Ürün tasarımı, endüstriyel tasarım veya teknik tasarım olarak da katı modelleme ya da CAD modelleme dediğim yaklaşımla yaptığım çalışmaları burada görebilirsiniz. Bunları SolidWorks'te modelliyorum ağırlıklı olarak. Kaplama işlemlerinde Substance Painter ve Substance Designer kullanıyorum. Designer daha az aktif oluyor bu tarz işlerde ama özellikle plastik dokusu vesaire gibi tekrarlı tekstürlere ihtiyacım olduğunda bunları Designer'da oluşturmak benim için bayağı kestirme bir yol oluyor arayıp bulmaktansa. Painter ise özellikle karmaşık, çok layer'lı veya farklı farklı maskelenmiş yapıları oluştururken çok işime yarıyor. Bu sayede de en son Octane Render ağırlıklı olarak kullanıyorum. Modo içerisinde Octane Render kullanarak bunları realistik biçimde görselleştirmeye çalışıyorum. Unreal Engine'de Marketplace'te bulunan iki tane ürünüm var. Bunlardan birisi CRT TV ve VCR filtresi. Solda, üstte ve altta gördükleriniz. Bunlarla elde etmeye çalıştığım efektler daha çok eski TV veya eski video kaseti efektlerine yönelik sonuçlar. Sağdaki de yağmur materyali. Bu da şeffaf bir obje üzerinde veya bir nasıl derler, bir post proses volüm içerisinde herhangi bir ayar yapmadan onun içerisine aldığı objeleri yağmur yağıyormuş gibi gösteren bir filtre. Bunları da fırsat bulursam anlatmaya çalışacağım, göstermeye çalışacağım. Bunların da yapı taşlarını Substance Designer'da oluşturdum çünkü. Son olarak da prosedürel PBR kaplama olayı, özellikle Substance Designer'da yaptığım bu çalışmalarda zaten biliyorsunuz endüstride bayağı zemin tekstürü oluşturma konusunda bayağı etkili bir yazılım. Ben bunun dışına biraz daha taşarak, bu konunun biraz daha etrafında dolaşarak farklı workflow'lar geliştirmeye çalışıyorum. Sol panelde gördüğünüz ansiklopediler veya işte çeşitli oyun konsolları veya işte Alien filmindeki yumurta gibi şeyleri de bununla oluşturmaya çalışıyorum. Şurada gördüğünüz gibi TV ekranları vesaire gibi. Bir yandan height map'le obje modelleme gibi bir workflow geliştirdim Substance Designer'da. Bu yapılan bir şey. Benim icat ettiğim bir şey değil ama katı hard surface olarak obje yaratma konusunda daha çok ben uğraşıyorum gibi görünüyor. Burada bir örneğini de görebilirsiniz. Şimdi ortadaki render'da iki tane telefon yan yana duruyor. Soldaki SolidWorks'te modellediğim telefon ve Substance Painter'da bunu tekstürlemiştim. Sağdaki ise tamamen Substance Designer içerisinde formunu oluşturduğum aynı geometriyi tekstürlerle oluşturmaya çalıştığım bir başka versiyon. Bunların kıyaslamasını da görebilirsiniz. Bir sonraki slide'da da zaten sol üstteki karede de gördüğünüz gibi soldaki fiziksel bir 3D model, onun hemen yanında düz planelerden oluşan basit bir model var. Fakat tekstürleri o modele uyguladığımızda diğer modele bayağı benzeyecek bir şekilde elde edeceğimiz bir
3D obje geliştiriyoruz. Bu çok sektörel üretkenlik açısından süper faydalı bir şey değil. Yani bir artık modellemeye gerek kalmadı, bunu yapalım o zaman denecek bir yöntem değil. Ama bayağı hayat kurtarıcı da bir yol olduğunu söyleyebilirim. Bilmenin bayağı bir faydası olabiliyor. Bu da aynı şeyin tekstür UV üzerindeki düzlemi. Benim yapacağım sunum şimdilik bundan ibaret. Takiben Designer'da da şeyi sunabilirim size. Bu nasıl yapıldığı ile ilgili adımlara geçebilirim. Bence çok güzel olur. Bu gördüğümüz güzel işlerin de arka planında neler dönüyor, nasıl bir süreç var, bu işler yapılırken nasıl bir mantık izleniyor, nasıl düşünüyorsunuz? Bunları görmek çok faydalı olabilir eğer paylaşabilirseniz. Tabii ki. Bir yandan da şunu göstermek isterim. Şu ekranda gördüğünüz gibi bu bir bilgisayarın alt parçasıydı. Alt yüzeyi daha doğrusu. Bunun pil yerini ben unutmuştum modellerken ve tekstürleme işlerini neredeyse bitirmiştim. Şuradan göstermeye çalışayım pardon. Şurada ama bu pil yerini ben heightmap ile oluşturarak bunu sanki orası demonte bir alanmış gibi çıkartılabilirmiş gibi sadece tekstürlerle oraya çizerek oluşturabildim. Bu displacement map yaklaşımıyla modelinizde unuttuğunuz detayları basit tekstürler hazırlayarak yapmanız mümkün olabiliyor. Bu da onun maskeleri. Şuradan da göreceğiniz üzere renderlanmış halinde. Aslında sağda hiçbir obje yok. Yani o tarz çıkartılabilir bir pil kapağı yok. Ama soldaki görüntüde renderlanmış halinde oranın çıkartılabilir bir pil kapağı haline getirmiş olduğunu görüyorsunuz. Bu yaklaşım birçok yerde işi başa sarmaktan çok daha basit bir yöntem. Çünkü aksi halde benim buradaki geometride tekrar düzensizlik yaratıp UV'leri baştan açıp tekstürleri tekrar exportlamam gerekecekti. Halbuki bunları yapmak yerine Substance Painter içerisinde basit bir çizim yaparak modeli olması gerektiği hale getirmiş oldum. Bir yandan da şeyi açacağım. Biraz önce gösterdiğim telefon modelini Substance Designer'da nasıl yaptığımla ilgili çalışma dosyasını sizlerle paylaşacağım. Şu an görünüyor olması gerekiyor. Evet, görünüyor. Gayet güzel. Şöyle göstereyim öncelikle. Bir yandan da bu işlemin uygulama şeklinde Marmoset Toolbag'de göstermek istiyorum. Onu da açacağım bir yandan. Şunu şimdi buraya alayım. Burada gördüğünüz tekstür bir yandan tessellated displacement dediğimiz kaydırma sistemiyle uygulandığı zaman deformasyon yaratıyor model üzerinde. Bu da height map nasıl tanımlanmışsa ona göre bir deformasyon oluyor. Şöyle örnek vereceğim. Bu tekstürün 3 tane graftan oluşuyor buradaki Substance Designer dosyası. Bir üst taraf, alt taraf ve yan taraflar. Buradaki üst taraf tekstüründeki height map bu. Buradaki siyah beyaz geçişlerin hepsi model üzerinde beyaz kısmı daha çok yükseltip siyah kısımları daha aşağıda bırakmak suretiyle tessellated displacement dediğimiz mantıkla bir 3D obje oluşturmaya yarıyor. Bu height map'i ben şurada ne kadar ekstrüzyon yapacağımı tanımlayabiliyorum. Tessellate ediyorum. Tessellation faktörü artırıyorum. Scalar Zero Value denilen şey siyah kısmın hangi seviyeyi tanımladığı. Bunu sıfıra alırsanız siyah kısımlar sizin zero ground'unuz olur. Onun üstüne beyazlar yükselti haline gelir. Scale'i yükselttiğimde de şurada gördüğünüz 3D obje form almaya başlıyor. Buradaki butonları, işte ekranın daha geride olması, şuradaki pah veya işte şuradaki hoparlör kısmının daha geride olması vesaire gibi detaylar ortaya çıkıyor.
Bunu abartabiliyorsunuz. Tabii bir faydası yok. Uygun formda bir ekstrüzyon seviyesinde tasarladığınız şekli modele vermiş oluyorsunuz. Şimdi bir şey daha göstereceğim şuradan. Daha doğrusu gösterecekken kaybettim, pardon. Siz onu açarken ben de hemen ufak bir yorum okuyayım. Üyelerimizden Alpender Erbay demiş ki, hafiften beynim yandı ama güzel anlamda demiş. Normalde bunun modelleme süresini tahmin etmek istemiyorum. Hatta UV'sini açmayı hayal etmek hiç istemiyorum demiş. Bunu da bu araya küçük bir not olarak geçebilirim. Ya biraz hem sıkıcı konular, o konuda da hak veriyorum. Genel olarak da çok ilgi çekme şeyi de biraz şüpheli insanlar açısından bu konunun ama şu açıdan paylaşmayı doğru buluyorum. Dediğim gibi baştan aşağı bir 3D model yapmak zorunda değilsiniz ama en azından bu yöntemle bir pil kapağını yapmayı unuttuğunuzda sizi oradan kurtarabilecek bir çözüm üretmeniz mümkün olabiliyor. Evet, ayrıca sizin de dediğiniz gibi hayat kurtarır demiştiniz. Bir de iki tane sorumuz var. Hemen araya onları sokmak istiyorum. Tabii. Burak Kayalak demiş ki, ne sıklıkla UV map veya custom shader kullanıyorsunuz veya kullanıyor musunuz? UV map kullanmadığım hiçbir modelim yok neredeyse. Yani mecburum onu kullanma konusunda. UV mapsiz workflow henüz geliştirmedim aslında. Ama şöyle, UV'leri ben temiz açan birisi değilim. Genelde auto UV ile çalışırım. Projeksiyonlarımı doğru yaparım 3D modelleri. Custom shader konusunda Unreal'dan vesaire bahsediliyorsa açıkçası kullanmıyorum. Yani custom shader'dan kasıt nedir tam anlamamış olabilirim. O zaman hemen ikinci soruyu da söyleyeyim, sonra devam edelim. İkinci tabii. Soruda da Uğur Önal diyor ki, kaplamalarda gerçek zamanlı ışıklandırma ile uyumlu olacak yansıma derecesini nasıl ayarlıyorsunuz? Gerçek zamanlı ile uyumlu olacak yansımaları nasıl ayarlıyor muyum? Bunu metalik roughness yaklaşımıyla yapıyorum. Metalik yani roughness tekstürlerini biliyorsunuz. Beyaz değere doğru yükseldikçe daha tozlu ve pütürlü bir yüzey elde edersiniz. Yansımalar net olmamaya başlar. Roughness düştükten sonra da netleşir. Metalik roughness mapleri kullanarak bunları kontrol ediyorum. Specular glossiness da bir yaklaşımdır. O iki maple de kontrol edilebilir bunlar ama ben o konuyu pek iyi beceremediğim için her zaman metallic roughness yoluyla gitmeyi uygun gördüm. Eğer sorulan soruyu doğru anlamışsam bu arada. Evet evet bence de onu sormuştu. Bu arada şurada görebilirsiniz. Substance Designer'da biraz önce height map ile oluşturduğum tekstürü şuradaki objeye aktardığımda şu soldaki sonuç çıkıyor. Onun bir solundaki ise CAD modeli. Şurada wireframe açarak gösterebilirim. Bu SolidWorks'te fiziksel olarak modellenmiş ve export edilmiş 3D obje. Bir yanındaki şu mesh ile aynı. Sağdaki mesh ile soldaki mesh birebir aynılar yani. Sadece sağdakine doğru tekstürleri atarak soldaki formu elde etmiş oluyoruz. Şöyle de göstermek gerekirse şuradaki top tekstürünü bunun üst yüzeyine attığımda gördüğünüz gibi aynı form tekrar oluşuyor. Ve işte yan yüzeyler için yan yüzey tekstürü ve son olarak da alt yüzey tekstürünü de alt tarafa attığımızda bir telefon elde edebiliyoruz. Bu formu oluşturan tüm detayları Substance Designer'da hazırlıyoruz. Onu da az sonra göstereceğim. Demin de söylediğim gibi bu kabartma yönteminin şiddetini ayarlayabiliyorsunuz ve bu şiddet ve onu kontrol eden height map
vasıtasıyla bir geometri elde edebiliyorsunuz. Bu geometriyi bu şekilde deforme edilmiş halde exportlayabiliyorsunuz. Sonrasında onu kullanmak size kalmış. Ama tabii ki bu işin bir maliyeti var. O da şu wireframe'de görmüş olduğunuz poligon sayısı. Pardon. Soldaki objeyi görüyorsunuz. Düz yüzeylerde ikişer, üçer üçgen olmasına rağmen bunda sabit olarak birçok tesele edilmiş poligon var. Kaldı ki bu poligon sayısından daha fazlası bu objede var. Çünkü her türlü yumuşak deformasyonda birer poligon kırarak detaylı biçimde bir poligon yükü çıkartıyor. Bunu oyun motorlarında kullanmak kolay değil. O yüzden de alıp ZBrush'a decimate ederseniz süper aşağı yukarı şu soldaki gibi bir sonuç elde edebilirsiniz. Böylece yaklaşık 20 bin poligonluk bir sonuçla da oyun motorunda kullanmanız mümkün. Genelde sorulduğu için bu detayı verdim. Çünkü oyun motorunda kullanmayacaksak bu işin ne anlamı var diyenler olabiliyor. Oyun motorunda kullanılabiliyor. Doğru workflow'u izlerseniz. Bir yandan da Substance Designer'ı açarak buradaki konuyu göstereceğim. Şimdi buradaki 3D obje üzerinde deformasyonu gördük. Bu ekranı sola alıyorum. Şurada gördüğünüzde benim bu şekli oluşturduğum grafik. Tabii bu sadece üst yüzey. Yanda yan yüzey ve alt yüzey olarak da iki farklı grafim daha var. Ya da grafik veya buna Türkçe bir isim bulamadım. Yani graf diyorlar. Tuvalimiz ya da işte. Yan yüzeyler içinde buradaki grafı kullandım. Şurada gördüğünüz gibi modelin kenar yüzeyindeki USB girişler, işte 3,5 mm kulaklık jack'ı, butonlar vesaire bu grafta tanımlanmış oluyor. Üst yüzeyden kısaca anlatarak başlamak isterim. Pardon. Bu tür yapıları oluştururken tamamen prosedürel tekstürlerle gidiyorsunuz. Nedir onlar? Bir tane dikdörtgen şekil, takiben buna blur uygulamak, level'larıyla oynamak gibi işlemlerle konuyu devam ettiriyorsunuz. Bu arada gereksiz uygulamaları kapatacağım. Tamam. Substance Designer'ın yapı taşı aslında Photoshop'a benziyor. Elde ettiğiniz iki boyutlu layer'ları birbiriyle blend ettiriyorsunuz. Opasiteleriyle oynuyorsunuz veya Substance Designer'ın kendi içerisinde var olan prosedürel yapılarla bunları bozuyorsunuz. Bozma eyleminin de nasıl yapıldığına dayalı Substance Designer'ın araçları var. Bu araçlar Warp olabilir veya Slope Blur gibi birçok tool'la veya işte Directional Blur vesaire gibi çeşitli Photoshop efektleriyle aslında İki boyutlu maplerinizi geliştiriyorsunuz. Buna ben geliştirmek diyorum çünkü gördüğünüz gibi bir yol haritası oluşturmuş oluyorsunuz. Ve bu haritanın en başındaki şekli değiştirdiğinizde geri kalanında yaptığınız her şey tekrar hesaplanıp size şu grafiğin en sonundaki outputları veriyor. Bunlar nedir? Birincisi base color. Buradaki görüntünün renk kanalına ait kaplama, normal map, roughness, metallic, biraz önceki soruda bahsettiğim özellikle yansıma ve parlamayı kontrol eden kanallar, ambient occlusion, bu daha çok geometrinin yüzey eğimlerini ve derzlerini çok iyi ortaya çıkartan bir yaklaşım olduğu için severek kullandığım bir kanal. Bu height map zaten bu işin doğasında olmazsa olmaz 3D şekilde modeli formlayan map'imiz oluyor. Şuradan da şey giriş yapayım. Height map'ten sonra da emissive kanalı var. Bu ekranın piksellerini LED'ek yani TFT ekranın dokusunu oluşturan aydınlatma kanalı. Şu da aydınlatma kanalına ait geliştirdiğim maske.
Bunların hepsini iteratif olarak, yani birbirlerini tetikleyecek şekilde tanımlayarak ilerletiyorsunuz. Şuradan örnek vereyim. Gövdenin ana formunu nasıl oluşturduğumu burada aktaracağım. Gördüğünüz gibi ilk not shape. Bu shape nodunu doğrudan ekleyebiliyorsunuz. Eklediğinizde bunun eni boyunu ve genel ebatını şurada gördüğünüz gibi değiştirebiliyorsunuz. Şimdi ben bunları yaptığımda yukarıda 3D sonuçta da bozukluklar oluşuyor otomatikman. O yüzden bunları geri alacağım gösterdikten sonra. Bu dikdörtgeni oluşturduktan sonra bir sonraki adımda distance denen, biraz önce bahsettiğim efekt nodlarından bir tanesini kullanıyorum. Bu distance en baştaki dikdörtgen yapının dışına doğru gradyan bir form oluşturmayı sağlıyor. Yani bir şekilde elinizdeki siyah beyaz map'i dışarı doğru genişletiyor. Genişletirken de köşelerde pah oluşturuyor. Daha doğrusu radius oluşturuyor. Bu da bizim buradaki ana formumuzda büyük bir etkiye sahip. Çünkü bu telefonun kenar kısımlarında bir ovallik var bildiğiniz üzere. Sonra da levels noduyla tüm level'ları en aşağı basarak burada beyaz bir map oluşturuyorum. En son bu elde ettiğim kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen şekil aslında benim ana hattım oluyor. Ben bunu daha sonra birçok yerde kullanıyorum. Tek tek formu buradan geliştire geliştire ilerletmiş oluyorum. Mesela biraz önce gösterdiğim telefon dış hatlarını oluşturduktan sonra bevel noduyla ufak bir kıvrım yaratıyorum. Gradyan geçiş sağlıyorum. Bu da bu telefonu kabartmasını yaptığımda daha yuvarlak bir yüzeyle dışarı doğru çıkmasına sebep oluyor. Ben bunu azaltırsam telefon daha sert köşeli bir şeye dönüşür. Şöyle göstereyim. Aslında sonraki adımlarda da birkaç kez gradyan yaptığım için bu ortaya çıkmadı ama şöyle göstereyim. Bu bevel'in sebep olduğu radius'u şuradaki curve noduyla keskinleştirmişim. Gördüğünüz gibi buradaki curve noduyla oynayarak bu telefonun bu yüzeyindeki çıkıntıyı daha üçgensel bir şekle dönüştürmek mümkün olabiliyor. Veya daha keskin köşeli bir telefon olmasını istiyorsam curve nodunun bezier yapısını bozarak buradaki şekli istediğim gibi kontrol edebiliyorum. Zaten designer'da bu işi yaparken sürekli deneme yanılmayla bir form tutturuyorsunuz. İlerlettikçe de gerideki gereksiz nodlara geri dönmeniz, düzeltmeniz gibi bir rota sağlıyorsunuz. Yani buradaki workflow buradan başladım, tık 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 gittim, sonuca ulaştım şeklinde olmuyor zaten. Sürekli bir ileri bir geri, bir öncekini adjust etme, bir sonrakini tekrar ayarlama gibi bir workflow'unuz oluyor mecburen. Devam ediyorum. Burada telefonun derzleriyle ilgili bazı kenarlar oluşturmuşum. Şurada görebilirsiniz. Şu şekli oluşturup Edge Detect nodu ile bu şeklin dış konturunu çizen bir form elde ediyorum. Bunların hepsi aslında telefonun derzlerini vesaire veya işte butonlarındaki kabarıklıkları vesaire oluşturmak için benim kullandığım yöntemler. İşte ekran kısmı için bir tane dikdörtgen çiziyorum. Bunu ilerletiyorum. Daha sonra ekran için çizdiğim bu dikdörtgeni geometrinin o zamana kadar oluşturduğum height map'inden çıkartıyorum. Ama çıkartırken opacity'yi 0.1'e alıyorum ki ekran çok geriye gitmesin. Çünkü çıkartma işlemindeki opacity'yi yükseltirsem gördüğünüz gibi ekran geriye gitmiş oluyor. Bir yandan ben bunu anlatırken şunu da fark etmiş olmalısınız. Bu işler hep parametrelerle yürüdüğü için ve geriye dönük de düzenlenebildiği için Substance Designer sektörde bu yüzden tercih ediliyor. Niye? Bir kiremit tekstürü yapan kişi kiremit döşeme sayılarını değiştirebiliyor. Kenarları kırdıysa bunları farklı şekilde kırmanın yollarını arıyor veya işte geriye dönük düzeltme çekmeye çalışıyor. Ondan sonra ve bunun gibi
geriye dönük, yani buna non-destructive workflow deniyor. Yani bozulmayan bir iş akışınız oluşmuş oluyor. Başa dönüp düzeltme yapıp geri ilerleyerek bir şekilde konuyu ilerletmiş oluyorsunuz. Çok hızlı veya karışık gidiyor muyum bu arada? Ya da söylediklerim bir anlam ifade ediyor mu? Yani benim için ben anlayabiliyorum. Ben çünkü programa aşinayım. O yüzden hani kullandığınız terimleri veya nodları az çok biliyorum. Fakat mesela birkaç soru gelmiş. Onları belki şu an araya koyabiliriz. Şimdi soruları biraz karışık okuyacağım. Çünkü şu an tam konuştuğumuz konuyla ilgili bir soru geldi. O da nedir? Substance Designer programının prosedürel olma ve parametrelerle kontrol edilebilme özelliğinden bahsettiniz. Ve Arzu Şahap da demiş ki, ben de oyun sektöründe sanat bölümüne yeni girmiş biri olarak teknik kısım olarak faydalarını anlamakta biraz zorlandım. Bu programı tercih etmek için bize verebileceğiniz en önemli neden nedir demiş. Aslında siz de bunun cevabını az önce az çok verdiniz. Aynen öyle. Yapacağınız şey şu, aradığınız her tekstürü bulamayabiliyoruz. Bir kere bu ciddi bir problem. Yani çok tipik şeyler üzerine çalışıyorsanız belki bir şeyler elde etmek kolay. Fakat atıyorum ben geçenler dediğim aslında bir 3-4 yılda oluyor galiba ama pat naylon dediğimiz şu ambalajlama, ürünler zarar görmesin diye yapılan ambalajlama üzerine tekstür bulamamıştım. O dönemde Substance Designer'a yeni başlıyordum. Neden bunu kendim yapmayayım diye düşünerek ortalama 15 dakikada falan o pat naylon tekstürünü oluşturdum. Bunu yaparken sonradan başka türlü bir ihtiyaç oluştuğunda bu pat naylon boncuk boncuktur üzerindeki toplar falan. Bu köşeli olsun veya farklı bir altıgenler şeklinde olsun diyerek hemen geri dönüp onu tekrar düzeltmenin yollarını buldum vesaire. Bu şey bir çeşit esneklik. Şurada da örnek göstermek gerekirse bahsettiğim tekstür bu. Her yerde bulamayacağınız yapıları oluşturmak için bir yöntem. Aynı zamanda şöyle de örnek verebilirim. Burada gördüğünüz doğadan bir parça da diyebiliriz. Tamamen bulunmuş tekstürleri bir şekilde Substance Designer içerisinde height maplerini ekstrakt ederek veya işte yapısını tamamen işte roughness mapini bir şekilde farklı siyah beyaz level'larından ekstrakt ederek elde edilmiş bir geometri. Baktığınız zaman tek bir fotoğraftan şu sonuca ulaşmak normal yollarla yani Photoshop'la falan yapılacak iş değil. Çünkü arkadaşın sorduğu soruyu ben şu şekilde anladığım için o yönden cevap veriyorum. Substance Designer'da yapmayacaksak Photoshop'ta veya Substance Painter'da yapmamız gerekiyor. Çünkü başka bir alternatif kalmıyor. Designer özel yapan şey tamamen sizin aldığınız tekstürleri baştan aşağı tekrar yaratabilmeniz. Dediğim gibi bunu da iteratif yollarla yapabildiğiniz için bu nodları birbirine bağlayarak ilerletirken arada yaptığınız bir adımdaki düzenlemeyi parametreleri kaydırarak falan totale nasıl etkisinin olduğunu görerek yapabiliyorsunuz. Bu zaten bir tasarım sürecinin en değerli parçalarından birisidir. Çünkü katı modellemede de böyledir. SolidWorks'ten bahsedecek olursak, SolidWorks poligon modelleme gibi yaptığınızın yapılı kaldığı, yani yaptığınız şeyi, bunu nasıl tarif edebilirim? Yaptığınız modelleme adımını unuttuğunuz bir şekilde modelleme yapmıyorsunuz SolidWorks'te. Yani bir poligonu aldım, çekiştirdim bu tarafa dediğiniz zaman bir poligon modelleme programında onun bir adım öncesinde sadece Ctrl Z ile falan dönersiniz. SolidWorks böyle çalışmıyor. Şuradan onu da göstereyim. Çünkü konu prosedürel yaklaşımlara geldiği için açmakta fayda var diye düşünüyorum. Bir saniye. Pencereyi yana alamadım da. Şöyle örnek vereyim. Biraz önce
Substance Designer'da yaptığım modeli ben daha önce bu programda modellemiştim. Tabii bunu kullanmadan tekrar Substance Designer'da yaptım yeni gösteriyor olduğumu, ama maksat şu anlatmamda. Örneğin bu modelin burasını modellediğimde şurada ölçüleri görebiliyorsunuz. Buradaki düğmenin kenar köşesindeki kıvrımın çapı 0.1 milimetreymiş. Ben bunu 0.2 yaptığımda bu adım mesela benim bu modelleme sürecimdeki 10. tanımladığım özellikti diyelim. Bunun ardında yaptığım geri kalan 350 adımlık yapı bunun üzerine bu tanım değişikliğinden sonra tekrar hesaplanıyor. Non-destructive denmesinin sebebi de bu. Yaptığım değişiklik sonradan sürecin geri kalanını bozmuyor. İşte bir yapayım daha şey yapması için. Bir tabii modelin devam eden, onunla çelişebilecek bazı adımları bozduğu için olmadı. Şöyle yapalım. Buradaki bir değeri değiştirdiğim zaman 0.4 milimetre radyusa çevirdiğim zaman tuşun geri kalanının, en azından derzinin çapının buna ayak uydurduğunu görebiliyoruz. Örneğin bu telefonu ben başta modelledim ama en baştaki tanımlarımdan birisi bunun köşesindeki kıvrımdı. Bunu tekrar baştan değerini değiştirerek tüm modelleme şeklinin geri adapte olabileceği bir şekilde modelimi revize edebiliyorum. Tasarlarken bunun önemi şu. Ekranı ölçü vererek girmek zorunda değilsiniz. Bir telefon tasarlıyorsunuz. Burası 44 milimetre, burası 59 milimetre olsun diye başladınız diyelim. Yaptınız. En son ekran abuk sabuk duruyor. Veya çok küçük veya çok büyük duruyor. Ne yapacaksınız? Geri modelinizi yani sıfırdan her şeyi başa alamazsınız. Buradaki mantıklı yol, tasarım sürecinde ben bunu 59 milimetre değil de 45 milimetre yaptığımda nasıl görünüyor acaba sorunuza yanıt verebilecek programlar kullanmaktan geçiyor. Bu geriye dönük düzeltme de gördüğünüz gibi bunu değiştirdiğimde modelimin geri kalanı, örneğin şu düğmeyle ilgili yaptığım işlemlerin hiçbiri bozulmadı. Ekranı değiştirdiğimde ekran tamamen modellemenin geri kalanına adapte olarak düzenlendi. Ben de bir tasarımcı olarak bu telefona kare ekran yakışmadı. Eski hali 59 milimetrelik uzun versiyon daha iyiydi diyebiliyorum. Tasarım sürecindeki bu deneme yanılmalar özetle önemli. Siz burada da bu çalışmayı yaparken bu dikdörtgeni biraz daha küçülttüğümde ne oluyormuş sorunuza yanıt bulabiliyorsanız bu değerli bir şey oluyor. O yüzden de Substance Designer'ın parladığı nokta non-destructive workflow dediğim şuradaki tanımladığınız, yani işiniz bittiğindeki yaptığınız node geometrisindeki bozulmadan düzenlemeler sağlaması oluyor size. O yüzden de bayağı değerli bir şey aslında ve benzeri de yok. Biraz çok uzatmış olabilir, uzun uzun anlatıyorum ama. Çok güzel bir açıklamaydı ama işin arka planındaki mantığa dair olarak. Teşekkür ederim. Yine devam edebilirim bir yandan da. Zaten kısa tutacağım bunları. Tek tek tüm not adımlarını anlatmamın bir değeri de yok. Çünkü siz de bakıp bir yandan aynısını yapma şansınız olamayacağı için ya da yapmanızın bir önemi olmayacağı için hem de mantıklı olmuyor. Ama genel olarak formları gördüğünüz gibi çeşitli tekstür yapılarını birbiriyle çarpıp bölerek, birbirinden çıkartarak vesaire oluşturmaya yarıyor. Oluşturmayla ilerliyor. Gördüğünüz gibi buradaki adımların birkaçını hızlıca geçeceğim. Örneğin şu telefonun orta kısmında bir düğme var. Bu kısımda da ufak bir içeri göçüklük vesaire var. Buradaki tekstür yapısını şurada gördüğünüz üçgensel, daha doğrusu konik yapıyı diğerinden çıkartarak bu tuşun aslında orta kısmının biraz göçük olup o formu almasını sağlayarak vesaire yapıyorum. Şurada aslında şey kontrasttan tam anlaşılabilir mi bilmiyorum ama şurada biraz daha kolay göstermem mümkün.
bu tuşun aslında çok net göremesek de burada şurada abarttığımda gördüğünüz gibi bir konik içeri göçüklüğü var. Yine biraz önceki soruyla ilgili olarak da Substance Designer'ı yine iyi yapan şeylerden biri bu. Benim normalde Photoshop'ta burası işte şu grilikte, burası da bu grilikte olsun dememin imkanı yok. Yani buradaki gri düzeyini bir bakışta tanımlamam imkansız. Ama elime şöyle bir slider alıp bunu bu şekilde ayarlarken 3D modelde nasıl bir sonuç verdiğini gözlemleyebildiğimde o zaman deneme yanılmanın önemi ortaya çıkmış oluyor. Ve bu sayede de şurada gözle görünmese bile, yani aynı grilikte gibi dursalar bile, esas geometride bunun bir koniklik yarattığı bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Yani gözümüzde göremediğimiz detayları verebilmemizi sağlamış oluyor burada program. Bu açıdan da biraz yine değerli oluyor. Height map ile ilgili şunu söyleyebilirim. Buradaki şu formu elde ettikten sonra diğer tekstür kanallarını oluşturmaya geçiyorum ben. Bunlar da birisi detail normal dediğimiz detay normalleri. İşte yüzeydeki pütürlü yapıyı, şu tür white noise'u ana geometriden hafif çıkartarak sonra da onu normal map haline çevirip normal map kanalına yönlendirerek yapıyorum. Buradaki pütürleri height map'e uygulamanın çok bir değeri olmuyor. Çünkü height map'te böyle küçük detaylar uygulanmaz. Her zaman height map'iniz kaba hatları gösterir olmalı, şunun gibi. Normal map'iniz ise daha ince detayları gösterir olmalı. Yine burada çözünürlükten vesaire pek anlaşılmayabilir. Şöyle abartarak şeyi göstereyim, dokuyu göstereyim. Ki o da pek anlaşılmadı da şurada görebilirsiniz. Buralarda ince pütürler var. Bunu height map'inize değil normal map'inize aktarmanız gerekiyor. Zaten oyun geliştirme veya oyun teknolojilerinde de bir numaralı kural budur. İnce detayları normal map'le veririz. Sonrasında buradaki şu formdan, height map formundan normal map'i oluşturduktan sonra diğer kanallara geçiyorum. Roughness, metallic ve base color kanallarını. Base color'ı şu şekilde görebilirsiniz. Kahverengi bir tonun üstüne açık bir tonu birbiriyle karıştırıyorum. Bu karıştırma işlemini de şu maskeyle yapıyorum. Bu bir white noise yine. Böylece koyu ve açık kahverengilerden oluşan tozlu yapı elde etmiş oluyorum. Kaporta boyasına, arabaların kaporta boyasına benziyor bu. En azından bu telefonda böyleydi. Bir sonraki adımımda bu pütürlü yapının üstüne şu rengi ekliyorum. Ama kullandığım maske benim bu sürecin en başındayken tanımladığım dikdörtgenlerden birisi. O da ekranın dikdörtgeni. Normalde yine lineer bir iş akışında siz ilk height map'i oluştururken bu dikdörtgeni tanımlamışsanız alıp onu burada bir daha kullanayım bilmem ne şeklinde tanımlamanız çok mümkün olmuyor. Çünkü o dikdörtgeni paste etmiş oluyorsunuz, istediğiniz kadar layer'da saklayın bir şekilde bulmanız zor oluyor vesaire. Bu tür grafik üzerinde çalışınca geriye dönüp ben bunu nerede oluşturmuştum deyip alabiliyorsunuz. Tekstüründe yani base color tekstürünü oluştururken de tüm detaylarda daha önceden kullandığım şekillerin birçoğu bana maske olarak yardımcı oluyor. Şurada gördüğünüz şu ortadaki butonun height map'ini alıyorum. Burada şuradaki base color'a ekleme yapıyorum gördüğünüz gibi. Bu maskelerin her biri ilerleyen süreçte bana renk tanımlamada tekrar kullanarak yol göstermiş oluyor. Ve en sonunda gördüğünüz gibi base color kanalını yine tamamlamış oluyorum. Bir yandan da yan panel grafiğine geçerek sonlandıracağım bu kısmı. Çünkü fazla sıkıcı olmaya başladığını da tahmin edebiliyorum. Siz onu açarken belki bir iki soru daha araya koyabiliriz. İnteraktif olması açısından. Şimdi biraz daha başta sorulan sorulara dönüp
Oradan okuyacağım. Berkay Akyüz demiş ki, trim sheet oluştururken nasıl bir workflow uyguluyorsunuz? Hard surface kısımları hangi programla yapıyorsunuz demiş. Trim sheet derken neyi kastettiğini tam olarak bilmiyorum ama. Trim sheet nasıl açıklanır? Daha çok işte oyun sektöründe environment artistlerin kullanmış olduğu böyle bir texture atlası denebilir. Hani bir texture'ın içine farklı parçalar koyup yatayda tileable olabilen şeyler, parçalar üretiyorlar ve UV'leri onların üzerine tanımlayarak hızlı bir şekilde yatayda tileable olabilecek texture'lar üretiyorlar. Ama sanırım anladım, sizin bir şey değil galiba, anladığım kadarıyla. Yani şöyle, yağmur materyaliyle ilgili yaptığım çalışmada bundan kullandım. Daha doğrusu UV düzleminde çeşitli noktalarda ne derler ona, sprite sheet olarak bir yakalama gerçekleştirmiştim. Ama şey, normal akışımda trim sheet uygulama Substance Designer açısından gayet basit. Siz oluşturduğunuz herhangi bir tekstürü yatayda veya dikeyde tileable olsun dediğinizde zaten program yarı yapay zekayla da o şeyi yakalayarak oluşturabiliyor. Soruyu doğru anlayamamış olabilirim ama genel olarak trim sheet ile ilgili yani geliştirmede bir sorun yaşanmıyor Substance Designer'da. Bir soru daha vardı sanırım aynı sorunun içerisinde ama. Hard surface kısımları hangi programla yapıyorsunuz? Benim ağırlıklı kullanım hard surface geliştirdiğim yazılım SolidWorks. Bu bir katı modelleme programı ama daha çok mühendislik programı da denebilir. Biraz önce telefonu gösterdiğim yazılım. Bunlar dışında subdiv modelleme ile hard surface geometri çok rahat oluşturulabiliyor. Bunun için de Modo kullanıyorum. Poligon modellerde ağırlıklandırma yaparak gayet keskin sonuçlar veya endüstriyel sonuçlar elde edilebiliyor. O zaman şimdi bir de konuya biraz daha tasarım ve üretim sürecinden yaklaşan bir soruyu okuyayım. Serkan evet. Buldan sormuş. Cem Tezcan'ın retro oyun sektörüne tasarımlar ve butik üretimler yaptığını biliyoruz. Tasarım ve üretim sürecinden bahsedebilir mi acaba demiş. Evet, elektronik değil. Serkan Buldan benim arkadaşımdır bu arada. Ona çok selamlar. katılmasına çok sevindim. Bizim kendi Z Akademi oluşumumuzun da kurucularından. Sorduğu soru şununla ilgili, hobi amaçlı ben çeşitli elektronik parçalar ve bunların muhafaza edileceği çeşitli üç boyutlu baskılarla uğraşıyorum. Üretim odaklı olarak da bunları bir çeşit prototipleme olarak düşünebilirsiniz. Şunun gibi mesela. Bu normalde eski model bir bilgisayar emülatörünün donanım olarak hayat bulmuş hali. Tuşlu bir yapısı var. Bu oyunları oynamaya yarıyor. Aynı zamanda pilli vesaire içerisinde şarj edilebilir piller var. Hem de üç boyutlu baskı alanında da artık eve düştüğü için bu teknoloji. Kendi 3D printer'ımdan bunu şöyle yakın göstermeye çalışayım. Basarak bir çeşit ev elektroniği geliştirmiş oldum. Şurada da açabiliriz. Tuşlarını aydınlatma bile yaptım. Bunları SolidWorks'te tasarlıyorum ben. Hem de kumpas yoluyla. Kumpas da şu, elinizdeki herhangi bir objeyi ölçmek için kullandığımız bir alet. Herhangi bir şeyi bir kutunun içerisinde muhafaza etmek için 3 boyutlu modelleyeceğim zaman onu ölçüyorum, modelliyorum. Modellediğim şey dışına ona çarpmayacak şekilde ne geliştirilebilir diye biraz önce arkadaşın sorduğu hard surface yazılımı olarak kullandığım SolidWorks'te bir form oluşturuyorum. Aynen telefonda olduğu gibi. Sonra da onu oradan alıp 3 boyutlu yazıcıdan basıyorum. Geriye vidalamak kalıyor. Öyle bir keyifli bir süreç oluyor üretim açısından. O zaman hemen bir tane daha soruyu buraya eklemek istiyorum yine konuyla alakalı. Arzu Şahap sormuş yine. Demiş ki peki bu program üstünde çalışmak yani Substance Designer üstünde çalışmak size şu an bulunduğunuz sektörde ne katıyor demiş. Bulunduğum sektörde ne katıyor?
Şöyle, tanınırlığımın %90'ını ben Substance Designer'a borçluyum. Şöyle ki, kariyerimde çok büyük bir öneme sahip. Bu program çıktığı zamanlarda bunun emekleme süreçlerinden şu anki profesyonel noktaya geliş süreçlerine kadar birçok yolda programın limitlerini bir şekilde zorladık birçok insan olarak. Bu da ilk kullananlardan olmamızdan, bir de programın aslında bize uygun olmasından, tam aradığımız şey olmasından kaynaklandı. Bu yüzden de geliştiricileriyle de ben halen çok sıkı kontaktayım ki Adobe'den bahsediyoruz. Büyük bir firma satın aldı programı. Hem de kendi sektörel hayatımda şöyle bir faydası oldu. Kariyer olarak söylediğimin yanı sıra bu programda üretiminizi hızlandırmak çok kolay. Şöyle örnek verebilirim. Şuradan bir çalışma göstereceğim. Mesela biraz önce ekranı tuttuğum cihazı ambalajlanmış şekilde bir çeşit ne derler, hobi amaçlı renderını oluşturmuştum. Ambalajlı versiyonu olsun diye. Burada gördüğünüz ambalaj paylaşımını, ambalaj geometrisini tamamen Substance Designer'da oluşturdum. Burada da görebilirsiniz grafik yapısını. Attığım herhangi bir 3D modelin Z-Depth görüntüsünü alıp bundan sanki bir ambalajmış gibi, onu da içine koyabileceğimiz bir ambalajmış gibi geometri oluşturuyor. Bu hobi amaçlı yaptığım çalışma şu an bana büyük bir oyuncak üreticisinin oyuncaklarının ambalajlanmış görüntüsünü renderlama sürecinde bir iş teklifine dönüştü mesela. Yaptığınız işi iyi yaptığınızda bu size bir şekilde iş olarak dönebiliyor özetle. Yine ben o workflow'da da Substance Designer kullanacağım tekrardan. Oyuncak firması kendi oyuncaklarını üretmeden önce bunları nasıl ambalajlı şekilde web sayfamıza koyabiliriz diye de benim hazırladığım renderları alarak web sayfasına koyarak ürünleri satmaya başlayacaklar ya da yatırımcı bulacaklar. Bunun gibi daha birçok örnek var. Yani ona aslında yani o kadar çok iş yaptım ki portfolyomdan bakıp şey yapabilirim daha çok. Mesela şuradaki tekstürlerin büyük çoğunluğu fiziksel fotoğraflardan elde edilmiş maplerin PBR tekstüre dönüştürülmesiyle elde edildi. Ve bunları ben Substance Designer'da yaptım. Burada gördüğünüz sahnede mesela Yihu isimli Çinli tutorial firmasından teklif almamına sebep oldu. Bu sahnenin yapım aşamalarını tutorial'da anlatabilir misiniz diye. Ki bu da benim için iyi bir kariyer fırsatı oldu. Tanınırlığım daha da arttı onlar sayesinde, en azından Çin'de. Ki en azından demek de biraz garip oluyor çünkü çok kalabalık bir, sanatçı açısından da çok fazla kalabalık bir çevre gibi. Yani Substance Designer ile yapabilecekleriniz limitsiz. Bunu sadece şöyle düşünmek lazım. Benim neye ihtiyacım var? Siz mesela ben tekstüre ihtiyacım yok, her türlü tekstürü mükemmel yapıyorum diyorsanız, aradığımda buluyorum, hiçbir tekstür ihtiyacım yok ki benim zaten diyorsanız, sizin Substance Designer'la bir işiniz yok demektir. Ama şahsen ben onu diyemiyorum. Mesela yeri geliyor, şöyle biz arkadaşlar arasında konuşurken bu da ortaya çıkmıştı. Pixel art bir çalışmayı kanevçe şeklinde işlenmiş bir forma sokmanızı sağlayacak tekstür geliştirebiliyorsunuz. Şurada yakın şeyleri vardı. Şurada gördüğünüz gibi küçücük ilmekleri dahi bir pikselden okuyup ilmeğe çevirebilmek gibi bir workflow geliştirmenizi sağlıyor. Aslında olay şundan ibaret. Şurada gördüğünüz ekrana neleri tanımlayabilirseniz onunla ilgili bir iş geliştirmiş oluyorsunuz zaten. Bu açıdan da Substance Designer sizi bayağı serbest bırakan bir şey. Çünkü bunun dışarısındaki konuların birçoğu zaten birçok insan tarafından yapılan ve tanımlı bir workflow. Yani 3D model ve tekstür, bunları birleştirip renderlayalım hadi kısmı zaten bilindik bir şey. Orada icat edilecek bir şey yok. Ama
tekstür geliştirmenin background'unda yapabileceğiniz çok şey var. O da şu an sadece Substance Designer ile yapılıyor. Muadili dahi yok programın çünkü. Başka soru yoksa devam edeyim. Evet evet, şimdi biraz daha yine devam edebilirsiniz. Ben yine araya soruları sokuşturacağım yeri geldiğinde. Tabii. Şurada gördüğünüz yan yüzeyler bu arada 3 boyutlu o ilk başta gösterdiğim düz yüzeylerden oluşan geometrinin yan yüzeylerinin UV alanına sıralı olarak dizilmesiyle oluşturulmuştu. Bu dizilmeye pozisyonlandırılmış yeni height map'leri de ben bu yan duvar kısmında kullandım. Bunun üzerine burada şunu da görebilirsiniz. USB giriş, işte kulaklık girişi, açma kapama düğmeleri gibi detaylar var. Tabii burada şunu söylemek gerekiyor. Bu biraz daha teknik olacak. Height map ile Substance Designer içerisinde yaptığınız deformasyonlar gerçek bir 3D geometri gibi oluşmuyor aslında. Bu ne demek? Şurada ya da şöyle örnek vereyim. Şu buton dışarı kabartılı, içerisi şu tarafta kırmızı yer içine girintili vesaire, bunu görebiliyoruz. Ama yansımalar bu girinti ve çıkıntılara göre hesaplanmıyor. Çünkü bu geometrinin normalleri henüz tanımlanmış değil. Siz burada bu scale'i artırarak bu girinti çıkıntıyı artırıyorsunuz ama yan yüzeylerin normalları aslında halen öne bakıyor. O yüzden de burası o kadar realistik göstermiyor. Ama Marmoset Toolback'i alıp 3D modeli orada deforme edip bir Ray Trace Engine'de renderlarsanız bu sefer süper gerçekçi oluyor. Kaldı ki sunum dosyasında da gösterdiğim şeyler, şuradaki renderlardaki bu müthiş detaylar biraz da bundan kaynaklanıyor. Şöyle göstermeye çalışacağım. Şurada bahsettiğim ekstra smooth görüntüler tamamen Ray Trace Engine'de o deforme edilmiş yerlerden doğru normallerle yansıma sağlandığı için oluyor. Yani Substance Designer'da bu görüntüyü görüp ya bu muydu demenize gerek kalmasın diye bunu söylüyorum özellikle. Zaten gördüğünüz gibi poligon yetersizliğinden kaynaklı şeyler de var. Kırılmalar falan da var. Bunun için tessellation faktörü artırmak da bir yol tabii. Şurada gördüğünüz gibi daha smooth oluyor böyle. Sonuç olarak bu geometriyi bu şekilde oluşturabiliyoruz. Yine height map'ler vasıtasıyla ben buradaki formu oluşturdum. Mesela kenar yüzey formunu başta bir tane gradyan alıp bunu ters çevirip invert edip alt alta 5 tane dizerek bu yüzeyleri başta oluşturdum. Takip eden kısımda buton slotlarını oluşturmak için şu tür çıkarma işlemleri yapıyorum. Bunları ana geometriden çıkarta şu height map sonucunu elde ediyorum. Biraz büyüteyim. Ve takip eden. Tam burada da aslında chatte iki tane soru geldi. Konu çok dağılmadan hemen onları da ileteyim. Aslında evet. Bir nevi cevabını da verme konusunda birkaç ipucunda bulundunuz. Taylan Kaya dedi ki, Substance Designer kullanan biri başka hangi programlardan faydalanabilir? Bir sahne hazırlarken ya da oyun geliştirirken başka hangi program veya editörü ya da pluginleri kullanmayı öğrenmek gerekli ya da faydalı olur? Bunun yanı sıra Uğur Önal da bu soruya ek olarak yararlanabileceğimiz programlar arasında özellikle kullanmayı önerdiğiniz uygulamalar var mıdır diye sormuş. Ortam tasarımı odaklı soruldu değil mi bunlar bu arada? Sanki sorunun girişinden öyle anladım. Bir sahne hazırlarken ya da oyun geliştirirken şeklinde sorulmuş. Yani şöyle, tekstür boyutunu Substance Designer'a vermek bir kere mantıklı. Ama şöyle bir şey, Substance Designer bayağı sahne arkası bir program. Yani ben yaratma odaklı çalışıyorum, sonuç daha önemli diyen insanlar bu konuda mesela Substance Designer'a çok fazla odaklanmalarını tavsiye etmem. Yani technical artistseniz mantıklı.
Ama konsept artistseniz çok mantıklı değil. Çünkü technical tarafta sizin problem çözmeniz gerekiyor. Örneğin şöyle örnek verebilirim yine portfolyodan. Zamanda kahve köpüğü gibi bir şeyler yapmam gerekiyordu. Bunu tamamen Substance Designer içerisinde baloncukları birbiriyle klonlayarak ve benim verdiğim bir siyah beyaz map'in yoğunluğuna göre baloncuk oluşturabilecek şekilde form almasını sağlayarak bir tekstür oluşturmuştum. Bu arada buradaki kahve çekirdekleri de Substance Designer'da oluşturuldu komple. Yani ben tahil edilmiş bir kahve çekirdeği tekstürü geliştirdim. Sonra onu düz bir plane'e attım. Sonra plane'i aşağı yukarı yamuk yumuk formlar vererek plane'e topyekun bir kahve dağı elde edebilmiş oldum. Ve gördüğünüz gibi tekrarı hissetmeniz mümkün değil. Kahve çekirdeklerini bambaşka duruyorlar birbirlerinden. Yani şunu Houdini'de de yapabilirsiniz. Komple bir particle animasyonu yapıp 50 gün falan simülasyonunu bekleyerek. Substance Designer'da da yapabilirsiniz. Tekstürle bazı şeyleri hakikaten çözmek kolay ve bunları nerede işinize yarayacağı ile ilgili. Şurada mesela yağmur damlaları oluşturmuştum. Piyasada birçok yağmurda pardon satış şey çıktı. Şuradan bir bulmaya çalışayım. Ona gelirim. Bu tarz ihtiyaçların nerede karşınıza çıkacağını bilemeyebiliyorsunuz ve çalıştığınız firmada technical artistseniz sizin kapınızı çalıyorlar zaten bununla ilgili. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? İşte ne bileyim simülasyon yapacak computing power'ımız yok. Kahve çekirdeklerini bir tarafa yığmamız gerekiyor diye gelebiliyorlar örneğin. Veya işte yağmur damlaları konusunda da benzer bir çalışma yapmıştım. Bize çok gerçekçi sonuç lazım diyorlar. Piyasada bulduğunuz yağmur tekstürlerine bakıyorsunuz. Normal map'ten ibaret. Size o damlacıkların alfası da lazım. Veya ondan ekstrakt edeceğiniz bambaşka tekstürler lazım. Onlar yok. Ne yapıyorsunuz? Kendiniz geliştiriyorsunuz. Bu sahne arkasında dur bunu ben vidalayayım, bunu ben yapayım şeklindeki çözüm arayışlarında Substance Designer bir numaralı tercih. Ama dediğim gibi technical artist değilseniz son kullanıcı yazılımı gibi bakmak çok doğru değil. Burada da mesela gördüğünüz gibi bu damlalar tamamen prosedürel. Herhangi bir fotoğraf veya zaten bir damlanın fotoğrafından damlacık üretmek de çok zordur şeffaf olduğu için. Şurada da şeyi görebilirsiniz. Bir kere doğru tanımlanmış bir grafta damla gerçekten fiziksel olarak nasıl hareket edecekse öyle hareket ediyor. Çünkü siz fiziksel yapısını az çok tanımlıyorsunuz. Bir damla dediğimiz şey de tekstür zaten. Çok ciddi bir geometrik tek tek modelleyip damlaları modelin üstüne koyacak halimiz yok. Ki yapanlar oluyor onlar da iyi olmuyor zaten. Çünkü yüzeyle etkileşimi doğru olmuyor. Sonuç olarak bu yöntemler sorulan soruyu da unutarak cevapladığım üzere gayet güzel yöntemler diyebilirim. Ek programları sormuşlardı ne kullanabiliriz diye. Designer'da aldığım evet. Şeyleri Marmoset Toolbag'de görüntülemek kolay. Bunun 3 Toolbag'in yeni sürümü çıktı. 4 sürümü. O Steam'de yok artık. Indie lisans da yok. O yüzden biraz pahalı olabilir. $190 falandı. Ama Steam versiyonu halen varsa Marmoset Toolbag 3'ün onu da tavsiye ederim. Komple real time. Şu sahneyi ben onda renderlamıştım. Substance'da aldığınız tekstürleri çok rahat görüntülemenizi ve renderlamanızı sağlıyor. Deminki damlalı bardak burada da var mesela. Bunlar dışında plugin olarak pek bir önerim olmaz. Ben çok plugin insanı da değilim açıkçası. İhtiyaca göre yani çeşitli pluginler mutlaka ortaya çıkıyor ama benim ihtiyaçlarıma yönelik pek plugin arayışım bugüne kadar olmadı. Daha çok elimdeki düzlemde neler varsa tool'lar onlarla yapabileceğimi yapıp olamayacak kısmı da pas geçme veya onu yapabilecek kişiye devretme yolunda ilerliyorum. O yüzden plugin tavsiyesi pek verebilecek durumda olduğumu söyleyemem.
O zaman sunumunuzdan devam edebiliriz tekrardan sorulara yine küçük bir ara vererek. Tabii. Zaten muhtemelen bayılacağı için birçok insan artık bu kısmı bitirmek gerekiyor. Pek de anlatacak bir şey kaldığını da söyleyemem. Zaten daha önce de anlattığım gibi USB girişin nasıl oluşturulduğunu kısaca şöyle gösterebilirim. Fikir vermesi için bunlar hoşuma gidiyor benim, yani görüntülemesi. Düz bir dikdörtgeni alıp pozisyonluyorum. Başka bir dikdörtgeni şu şekilde çapraz yapıp mirrorluyorum. İlk dikdörtgenden bunları çıkartıyorum. Bu USB'nin şurada gördüğünüz ana formunu oluşturuyor. Geri kalanı hep bunun üzerine inşa etmeyle ilgili. Şöyle görebilirsiniz. Başka bir dikdörtgen. Altına küçük bir dikdörtgen. Bunların birleştirilip blurlanması. Blurladıktan sonra level'larıyla biraz oynayarak keskinleştiriyorum. Ondan sonra Edge Detect noduyla bunun dış kontürünü çıkartıyorum. Bu da şuradaki bunun metalik çerçevesini oluşturuyor. İçerisine başka bir tane daha dikdörtgenler koyarak, sonra da ondan daha küçük dikdörtgenler çıkartarak da şunun iç kısmındaki pinleri oluşturuyorum. Onu da ana geometriyle bir araya getirerek şurada gördüğünüz USB formunu oluşturuyorum. Height Map'te bunun 3D olarak deforme yoluyla oluşmasını sağlıyor. Genel olarak da telefonun 400'ündeki butonlar bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. İşin finalinde de daha önce de bahsettiğim gibi Marmoset Toolbag'de bu tekstürleri alıp şeyin içerisinde renderlamak, bir product ürün görselleştirme workflow'u şeklinde ilerletmek mümkün olabiliyor. Şurada da görebileceğiniz üzere ürünü final elde görüntüleyebiliyoruz. Şu model tamamen 3D olan, sağdaki ise tamamen Substance Designer'da yaptığım. Bunu height map'ler bu buton vesaire formlarını oluşturuyor. Şurada gördüğünüz USB de aynı. Mesela şu kısım biraz içeride kalmış. Geri dönüp onun height map'ini birazcık daha ileri itip brightness'ıyla oynayarak sadece aynı tekstürleri geri exportlayarak tekrar sonuç almanız mümkün olabiliyor. Yine non-destructive workflow dediğim yapının bir faydası diyebiliriz buna da. Workflow demişken o zaman yine workflow'la alakalı bir soru daha var. Yeri geldi hemen. Alp Ender Erbay sormuş. Teker teker incelerken workflow'u çok anlayamadım. İlk hangi map'ten başlamak gerekir? Hedeften source node'lara mı, yoksa source node'lardan hedefe doğru nasıl yapılacağının üzerine giderek mi bu map'leri üretmek daha sağlıklı? Demiş. Çok mantıklı soru. Şu şekli oluştururken ben genelde hep basit shape'lerden karmaşığa doğru gidiyorum ve birinci önceliğim height map oluyor. Siyah beyaz bir height map oluşturayım. Onu oluştururken zaten ekranı mesela daha girinti olsun diye bir dikdörtgen çıkartıyorsunuz ondan. İleride bana ekranın sınırları lazım olduğunda zaten o nodu döner oradan kullanırım diyerek ilerliyor. Bu yüzden hedefim height map olup ana formdan detay formlara doğru ilerleyerek oluyor. Şurada gördüğünüz gibi bu telefon bir dikdörtgen ama kenarları yumuşak. Başta dikdörtgenden başlıyorum. Sonra kenarları nasıl yumuşatırıma bakıyorum. Ondan sonra bu formu şurada gördüğünüz gibi extrude ettiğimde bu kısım nasıl yuvarlak olur kısmını tanımlayarak, yani oraları da bulanık hale getirerek şekli final hale getirmeye çalışıyorum. Bu sayede de aslında ne derler ona, tümden gelin mantığına biraz daha uyuyor gibi. Ama aslında tüme varmış oluyorsunuz. Bir de o kısmında enteresan oldu ama ana formdan detay formlara doğru gitmek biraz daha bana kolay geliyor. Daha önce de şurada üst şekli gösterirken de bahsetmiştim. Zaten grafik akışım benim soldan sağa doğru oluyor her zaman. İlk çizdiğim şey şu dikdörtgendi. Onun üzerine
eklemeler yaparak gördüğünüz gibi şu form takiben de bunun üzerindeki ince detayları olan yok alt düğmesi, yok üst düğmesi gibi detayların bu height map'e eklenmesiyle gördüğünüz gibi ekran çıkartılıyor. Bir renk düzenlemesi yapılıyor. Sonra alttaki butonlar, üstteki hoparlör yeri vesaire gibi detaylar eklenerek gidiyor. Ana formdan detaya gitmenizi tavsiye ederim. Ya aslında çok güzel sorular var ama hani onları ben buradan sormak yerine aslında sunumunuzdan sonraki sohbet kısmında kişilerin kendilerinin sorması da faydalı olabilir diye düşünüyorum. O yüzden sunumunuzdan sonraki kısma saklıyorum bazı soruları da. Tabii. Ben kısaca Unreal Engine'deki uygulamalarından da kısa bir görüntüleme yaparak o zaman sunumu sonlandırayım. Bir yandan da açmaya çalışacağım. Belki Unreal Engine açılmasını beklerken yine geriye dönük olan bir tane soruyu alabilirim. Bir bakalım. En yukarıda cevaplanmamış soru Alpender Erbay sormuş. Base shape veya base image'lar UV'den mi hazırlanıyor demiş. Base shape, base image'lar UV'den mi hazırlanıyor derken hayır. Yani şöyle yan yüzeylerden bahsediyorsanız evet. 3D geometriyi açıp oradan göstereyim. Sistem kaynaklarını biraz tüketmiş olabilirim ama donmazsa şuradan bakalım. Biraz önceki telefon şeklinin ana geometrisi buydu. Şuradaki tekstürü kapattığımda biraz daha net görünecek. Bunun 3 tane tekstür seti var. Üst yüzey, alt yüzey ve yan yüzeyler. Üst yüzey ve alt yüzey şuradaki UV map'te gördüğünüz gibi karşıdan bakan bir dikdörtgenden ibaret. Direct projection söz konusu. Bunları gizleyelim. Yan yüzeyler ise şöyle. Bunları ben Substance Designer üzerinde yan yüzeye koyacağım. Butonların oturmasını istediğim için doğrudan rastgele project ettim. Yani gördüğünüz gibi köşeyi tam döndüğünde kesilmiyor. Kimi fazla dönüyor. Kimi az dönüyor. Bunların çok bir önemi yok. Bunları ben objemi Substance Designer'da 3D obje olarak koyduğumda yerine oturacak şekilde ayarlayabiliyorum. Bunu şöyle örneklendireyim. Biraz karışık anlattığımın farkındayım. Yan yüzeyle ilgili en son ben şu tekstüre ulaştım. Ama buna ulaşırken ne yaptım aslında? Şu butonu yerleştirdim falan. İlk bu sürecin en başında biraz önce Modo üzerinde gösterdiğim mesh'i buraya alıyorum. Ve sağ kenar üzerinde çalıştığım için buradaki grafımı en başladığımda yani buradaki hiçbir node yokken View Outputs in 3D View diyorum. Buna da Side diye isim verdiğim yan tekstür grubunun adını veriyorum. Artık bu noktadan sonra benim sol altta gördüğünüz UV alanına koyduğum her nesne objenin ilgili bölgesinde yer alıyor. Yani ben bu USB portunun buraya konacağını başta bilmiyordum. Bir dikdörtgeni buraya taşıdığımda onun objenin alt kenarında çıktığını görünce hah tamam burasıymış deyip sürece devam ettim aslında. Bu da şu anlama geliyor. Sadece bir küp üzerinde çalışmak zorunda değilsiniz. Kendi custom map'iniz üzerinde, custom mesh'iniz üzerinde çalışma yapabilirsiniz ve onun UV'lerini nasıl açtıysanız
Substance Designer'daki tekstürünüzü de ona uygun şekilde geliştirebilirsiniz. Bunun çok tipik bir örneği zaten şurada görünüyor. Bu jack normalde tam çembersel olur. Ben de elips halinde gördüğünüz gibi yukarı sünmüş vaziyette. Ama 3D model üzerinde daha doğru. Hatta tam doğru diyebilirim. Tam bir çember. UV'min tam UV alanına sığması için sündürmemden dolayı takiben oluşturduğum 3D geometrilere en son scale etmek zorunda kaldım. Yine Substance Designer'ın içerisinde. Böylece de bunları pozisyonlamış oldum. Yani UV setten de ilerlemek mümkün. Yandan da Unreal Engine'i açtım. YouTube'un sıkıştırma durumlarından dolayı nasıl gözükeceğini çok iyi bilmiyorum ama burada gördüğünüz sistem pek de gösteremedim şeyden dolayı, pardon. Ekranda bir gariplik olduğu için. Şurada gördüğünüz ekranda normalde yaptığım şey ekranı tamamen deforme etmeye yönelik eski bir videotape şeklinde göstermeye çalışan bir post proses efekti. Çeşitli bump map etkileri de var. Burada şeyi parametrelere ulaşarak birazcık göstermeye çalışacağım. Post proses materyalini bulmaya çalışıyorum da bir yandan. Şu sağda gördüğünüz tüm parametreler aslında bu hazırlamış olduğum eski TV görüntüsü vermeye dayalı efektin parametreleri. Bunu Blueprint ile gerçekleştiriyorum. Basit efektlerden birkaçını göstereyim. Mesela sinyal distortion etkisi. Şurada gördüğünüz gibi sinyal bu parametre ile tamamen bozuluyor. Bu bir eski TV efektini veya kötü sinyalli, kötü resepsiyon alan bir TV efektini yaratmak için de mesela ekran zıplama efektleri olsun. Bunu artırdığımız zaman ekranda daha düzensiz zıplamalar vesaire gelişiyor. Bildiğimiz karlı görüntü vesaire oluşturulabiliyor. Bu ve buna benzer birçok video kamera efektini buradan ayarlayabiliyoruz. Bunun mesela yapı taşı yine Substance Designer'la geliştirildi. Şuradaki Blueprint üzerinde kısaca gösterebilirim. Biraz komplike bulmaya çalışacağım. Şeyde gördüğümüz fosfor efekti, normal TV'lerde, eski tüplü televizyonlarda gördüğünüz fosfor efektini tamamen şuradaki tekstürler vasıtasıyla oluşturdum. Yine böyle bir şey bulmak çok kolay olmuyor. Kısaca Substance Designer'da oluşturabiliyorsunuz. Takiben çeşitli düzensiz bozulmalar için bir takım gradyan
formlar oluşturmuştum. Bunları yine şeyden, şurada bu standart gradyanmış ama şunu mu gösterebilirim. Sinyal distortion ile ilgili bu tarz bir düzensiz gradyana ihtiyacım varken hemen designer'ın içerisine girip yapıp çıkabiliyorum. Bu kolaylaştırıcı bir yol oluyor. Takiben de blueprintlerde kullanabiliyorum. Yine söylediğim gibi bunlar yine tamamen konsept tasarımcılar için çok uygun yollar değil. Dediğim gibi sahne arkasına giriyor ama technical artist olma yolunda da olmazsa olmaz atılımlar veya anlaşmalar iki program arasındaki. Özellikle de ülkemizde technical artist kıtlığını da ya da technical designer kıtlığını da düşünülecek olursak bu yoldan gitmek için designer'a başlamak bir avantaj olabilir ilerleyen zamanlarda. Tavsiyem odur. Bir yandan da yağmur materyaliyle ilgili bir şeyler göstereceğim son olarak. Valla ben çok heyecanla izliyorum. Yani yağmur materyalini de çok merak ediyordum. Evet, o da bu. Şuradan daha ideal bir sahne açayım. Bu materyali ben şeffaf objeler üzerinde uygulanmak üzere tasarlamıştım en başta. O da buradaki pencerenin önü gibi. Detayının nasıl görüneceğinden çok emin değilim ama şöyle gösterebilirim. Organik bir yağmur akışı sağlamaya çalışıyorum burada ve şu mümkün. Damlaları durdurabiliyorsunuz. Çeşitli kısımlarını durdurup belli başlı kısımların akmasını, yani parsiyel olarak akmasını sağlayabiliyorsunuz. Bir o şiddetini, hızını vesaire kontrol edebiliyorsunuz. Finalde de bayağı güzel refraktif bir etki elde etmiş oluyorsunuz. Özellikle uzaktan veya sinematik kamerayla bana sorarsanız bayağı dehşet görünüyor. Şöyle gösterebilirim. Ama dediğim gibi pikselleri artık yayın sırasında biraz sıkıştırma olacağı için ne kadar güzel görünüyor bilmiyorum. Şurada da gördüğünüz gibi yere yağan yağmuru tanımlamak yine bu yolla kolay oluyor. Yansımalı bölgede biraz daha rahat anlaşılır. Yine sandalyeler üzerinde akışı görebiliyorsunuz. Normalde bunlar bir materyal function'la mevcut materyalinizin normal map'ine takıp tekrar output'a bağlayarak basitçe yapılan bir işlemdi. Fakat etki bayağı bir ilgi gördükten sonra ben bunun bir de dinamik olanını yapmaya çalıştım. O da şu, dinamikten kastım da. Şimdi aynı sahne gibi görünüyor ama değil. Şöyle biraz hızlandıralım şunu. Burada da yağmur yağıyor. Ama buradaki fark şu. Bir tane aktör ve volüm var. Bunu ben ortadan kaldırdığımda, bir saniye, yanlış şeyi kaldırıyorum. Şu olacak herhalde. Değil, bir saniye. Şimdi buradaki volümü kaldırdığımda objeler kuru hale geliyor. Yani zaten aslında şey, siz bir sahne tasarlıyorsunuz kuru vaziyette. Şuradaki volümü alıp buraya getirdiğinizde onun üzerine yağmur yağıyormuş gibi bir etki oluşturuyor benim bu hazırladığım şey. Bunun iyi yanı da şu, objenin dikey hatlarında akıyor gibi görünüyor. Yatay, gökyüzüne paralel duran yüzeylerinde ise splash efekti oluşuyor. Tabii 3D bir efekt değil, tamamen 2D ama bayağı iş gördüğünü söyleyebilirim. Buna örnek olarak da şu sahnede biraz daha rahat
görülebiliyor efekt. Şuradaki küp üzerinde görebilirsiniz. Yukarıda çarpıyor, yanlarda akıyor. Ve bu tamamen geometrik normallere göre hesaplandığı için şöyle bir kürede de mesela hepsinin karışımı olarak ilerliyor. Ki bu da bayağı aslında zor mimiklemesi çok zor bir şey olmasına rağmen projeksiyonla çalıştığı için çok basit bir şekilde uygulanmış oluyor. Bu açıdan da bayağı kolay bir etki oluşuyor. Tabii bunların ayarlanabilirliği de ayrı bir kolaylık yaratıyor. Şöyle göstereyim. Soldaki alanda şu yağmur yağan plane üzerindeki etkileri dinamik olarak ayarlayabiliyoruz. Örneğin UV tile'ı artırdığım zaman damlalar daha sık döşeniyor. Şuradaki ayordan biraz daha belirgin hale getireyim. Bu biraz abartılı bir görüntü ama yine de etkiyi anlamak için biraz daha kolaylaştırır işimizi. Sonra buradaki akış hızını vesaire durdurarak sistemi komple manipüle etmek mümkün olabiliyor. Bir oyunda yağmur yağış hızına göre buradaki akışları yavaşlatıp hızlandırmak vesaire mümkün. Kabaca şunu da göstereyim. Buradaki hızları keserek damlaların yarısını durdurup yarısını akmasını sağlayarak vesaire ve damlaların şiddetini ayarlayarak çeşitli efektler elde edilebiliyor. Bu nasıl oluyor? Bu da aynı şekilde designer'da oluşturduğum çeşitli mapleri aslında temelde birbiriyle panlayarak vesaire şey yapıyorum. Blueprint üzerinde kullanmış oluyorum. Onu da grafiği açıp göstereceğim. Şuradaki material function ne oluyor? Bu material function'da da şurada gördüğünüz normal map'leri tamamen designer'da oluşturduğum normal map'leri birbiriyle çarpıyorum aslında. Yine dediğim gibi böyle spesifik map kanallarını internetten Google'lamak biraz zor olacağı için kendi uygun workflow'unuza uygun olabilecek tekstürleri designer'da hazırlamak yine kolaylık oluyor. Örneğin akışla ilgili şu tekstürü kullanmıştım. Blurlayarak kullandığım için daha organik bir sonuç elde edebiliyorum. Ta ki ben bu tekstürleri normal map'i birbiriyle panlayarak, onu diğeriyle karıştırarak vesaire esas sonuca ulaşıyoruz. Bu da yine bir technical sonuç olmuş oluyor. Designer'ın efektif biçimde kullanıldığı. Benim sunumlarım bu kadar olacaktır bu arada. Başka soru yoksa ekranından göstermemi gerektiren paylaşımı da kapatabilirim. Vallahi çok 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 teşekkür ederiz. Yani işin gerçekten technical art kısmında, arka planında dönen işleri işte Substance Designer programından olsun, Unreal içerisinden olsun çok güzel gösterdiniz ve yaptığınız işler de çok ilham verici gerçekten. Teşekkür ederim. Çok yani yaratıcı ve şey her zaman görmeye alışık olmadığımız şekilde kullanılmış. O nedenle de çok ilginç bir bakış açısı sağlıyor bize. Sunumunuz eğer bittiyse yayını sona erdirip soru cevap kısmımıza yavaştan geçebiliriz. Onu yapmadan önce ben kısaca tekrardan kulübümüzden çok kısa bir bahsedip hatırlatmalar yapmak istiyorum. Biz İTÜ Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü olarak sektör konuşmalarının 8.sini Cem Tezcan ile gerçekleştirdik ve bizi daha sonraki sektör konuşmalarımız olsun, atölye çalışmalarımız veya diğer etkinliklerimiz, game jamlerimiz olsun takip etmek istiyorsanız da sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram veya YouTube'dan itu.otg yazarak veya otg.itu.edu.tr'den web sitemizden de Discord sunucumuza gelip kulübümüze de üye olarak bizi takip edebilirsiniz.
Ben tekrardan size çok çok teşekkür etmek istiyorum yayını kapatmadan önce bizlere katıldığınız için. Soru cevap kısmına geçebiliriz yayını kapatıp.